Süleyman Seyfi Öğün Ünlüler kimlerdir? Şöhret afettir. Eski dünyaya ait bir düsturdur bu. Bu istenmezdi. Çünkü hakim inanışa göre gurur ve onun en keskin hali olan kibir ve benzeri duyguların insanın enesini veya nefsini azdırdığı, onu edep dairesinden çıkardığı düşünülürdü. İnsan şöhretin çekiciliğine kapıldığı zaman rahmani, İcil daireden çıkar, şeytani, kötücül bir çizgiye kayardı. Şeytanla hem hal olmuş, iradesini ona teslim etmiş sayılırdı. Hasılı, karşı çıkılan tek başına şöhret değil, daha çok onun kışkırttığı duygulardı. Firavun bunun ideal tipi olarak resmedilirdi. Geleneksel terbiyenin esası buydu. Şöhret eski dünyada mevcut değil miydi? Elbette mevcuttu, ama bu iki şekilde oluyordu ilki destani seviyede gelişen kahramanlıklar olarak destani şöhretler zaten muhayyeldi. Yani varken yoktular, yokken vardılar. Diğerleri ise dünyeviydi. Namlı savaşçılar, isyankarlar, sporcular, edebiyatçılar, senatkarlar, ustalar. Listeyi uzatabiliriz. Birinci daire ile ikinci daire arasında tek yönlü bir geçişkenlik de vardı. Dünyevi şöhretler bir zaman sonra destani şöhretlere dönüşebiliyordu. Ama bu şöhretlerin müşterek hususiyeti, gelen şöhreti istenmeyen kasa gibi, bir arıza gibi görmek ve ondan uzak durmaya çalışmaktı. Şöhretin bir uğursuzluk, bir nazar olduğuna inanılıyordu. Şöhret için rekabet yok muydu? Belki de vardı. Mesela Dede Efendi ile Şakir Ağa arasında Endorun'da yaşanan müzikal rekabetin dedikodusu yapılır. Ama rekabet baskın değildi. Belki derinlerde bir yerlerde yaşanır, fazlaca açığa çıkmazdı. Geleneksel dünyalarda tevasu düsturunun karşılığının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Beşeri dünyaların baskın ve ara durumlardan oluştuğunu düşünürüm. Buna istinaden bahsi geçen baskın düstura hakikaten de sadık yaşayan mahfiyet sahibi insanlar olduğu kadar tevasu zırhına bürünüp yani basbayağı iki üzülük edip bu düsturu çiğneyenlerin olduğunu varsayabiliriz. Yine eskiler bu ikinci grup için tevazu perdesine saklanmış ama bir şekilde kendisini ele veren gururlanmaları anlatmak için tevazu-i mağrurane ifadesini kullanırlardı. Modern dünya kültürü bu düsturu esastan reddetti. Tevazuya dayanan ahlakı bireyleri ezen, onların içlerinde taşıdıkları cevherleri karartan bir tarihsel engelleme olarak değerlendirirdi. Bireylerin önü açılmalı, istidat ve kabiliyetleri desteklenmeliydi. Daha mühimi mühimide bireyler arası ilişkiler eşitlikçi bir düzlemde rekabete açılmalıydı. Bu süreçlerin elbette az sayıda kazananı ve çok sayıda kaybedeni olacaktı. Olsundu, sağlıklı olan buydu. Rekabet insan topluluklarını diri tutar ve gelişmelerine el verirdi. Şöhretse meşru bir ödüldü. Şöhret meşrulaşınca muhtevasındaki cümle duygular da açığa çıkıyor, onlar da meşrulaşıyordu. İnsanın başarılarından dolayı gururlanmasında ne vardı ki? Kibir mi? Yakışırdı. Kıskançlık rekabetin tabi bir parçasıydı. Bu bakış ilk bakışta hayli makul gözüküyor. Bir defa rekabetin herkesi içine alması, dikey mobilizasyonlar açık olması son derecede demokratikti. İkinci olarak şöhret kazanmanın emek, çaba, gayret mahsul olacağının vaat edilmiş olması. Onu aklayan, meşru kılan diğer bir husustu. Eticede kazanan kazanmayı, kaybeden de kaybetmeyi hak etmiş olacaktı. Kazanan hem şöhret olacak, hem de onun maddi karşılıklarına ulaşacaktı. Prestij ve maddi kazançları elde edecekti. Kaybedenlerse silinecek, unutulacak, her şeyden mahrum kalacaklardı. Aslında bu kurgunun ne kadar vahşi bir kurgu olduğunu zaman gösterdi. Jane Fonda, Michael Sarazin ve Susanna York'un başrollerinde oynadığı Sidney Pollack'ın harikulade filmi Atları da Vururlar filminde anlatılan da bu vahşetti. Çok demokratik görünümlü bu vahşetin insanın nasıl insanlıktan çıkardığını anlatıyordu Pollack. Bir 100 metre yarışında kazanan atletin zafer gösterilerine odaklanan kameraların hiç sonuncuya odaklandığını, onunla röportaj yaptığını gördünüz mü? Eğer bir gün görürseniz dünyanın iyileşeceğine dair umutlanın. Daha berbadı her zaman vasatları oynayan kapitalizmin, şöhreti, emeğin ve istidatın fonksiyonu olmaktan çıkarmasıdır. Şöhrete ulaşmanın çilesi kısa sürdü. Kestirme yollar zuhur etti, şöhret elde etmenin yerini şöhretli olmak, şöhretli kılınmak aldı. Her zaman yapılan işler insanı şöhret yapmıyor, daha çok işler şöhret olmak için yapılıyor.'' Haydi Habermas'tan ilham alarak söyleyelim. Bir zamanların edebi kamusallıklarının yerini artık selebriti kamusallıkları aldı. Selebriti bu dünyanın kaymak tabakasını oluşturur. Orada şöhretli alimler, edebiyatçılar, ressamlar da vardır. Ama popüler kültür ikonlarıyla hatta ne suhur ne üdüğü belirsiz şöhretlerle beraber. İlk zamanlar bundan rahatsız olurlardı. 1980'lerin aydınlar dilekçesindeki dramatik tabloyu hatırlayalım. Artık o kadar da olmuyorlar. Celebrity kamusallıklarının fenomenleri, bu da şöhretin yeni adı, zaman içinde kendi cemaatlerini kurdu. Kamusallık kavramı bu sürecin şıkadır. Asıl olan cemaatleşmedir. Benedict Anderson her cemaatin hayali olduğunu yazıyordu. Bunun artık doğru olmadığını düşünüyorum. Hayal kıymetli bir duygudur. Bugün kaybedilmiştir onun yerini fantasmalar almıştır. Sosyal medyadaki selebriti cemaatleşmesi fantasmagorik cemaatleşmedir. Tek sermayesi 140 kelime üzerinden meydan okumak, çıvıklık yapmak, hakaret etmekten ibarettir.